Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım çünkü kanalda AYT çalışmalarımıza bugün itibariyle başlıyoruz değerli öğrencilerim. Takip edeceğimiz kaynak Aydın Yayınları'nın AYT ders işleyiş modülleri. Burada toplamda 7 tane fasikül var. Bakın dile kolay, 7'yi çok kolay söylüyorum ama bitirmesi o kadar kolay olmayacak. Bayağı kalın. Bayağı soru çok detaylı bir çalışma. Artık ben sana ne diyeyim? Ne diyorum? Bol bol çözeceğiz. Bol bol çözeceğiz. Bol bol çözeceğiz. Ve buralar bitince inan iki tane soru bankasına bedel olacak. Daha ne diyeyim? Süper bir çalışma. Süper bir kaynak. Tabii ki ezber eğitimden uzak, detaylı, öğretici, matematik öğreten bir çalışma olacak. Ben çok heyecanlıyım. Bunları size aktarabilmek için de sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, şimdi bizim burada fasikülümüzün gidişatı şu şekilde. Fonksiyon, ikinci dereceden denklemler, parabol eşitsizlikler, üstel ve logaritmik fonksiyonlar şeklinde gidecek. Ama ben burada bir değişiklik yapacağım. Fonksiyonları anlatacağım. İkinci dereceden denklemler parabol eşitsizlikleri anlatacağım. Ve bu araya yani logaritmadan önce parabol eşitsizliklerden sonra araya polinomları yerleştireceğim. Buraya araya sokacağım arkadaşlar. Neden araya sokuyorum? Bakın arkadaşlar fonksiyonlarla polinomların başlangıcı birbirine çok benziyor. Hatta aynısı diyebilirsiniz. Özellikle değer bulma soruları. Gerçekten birbirinin aynısı. Ama yoruma dayalı sorular gelince, sınavda çıkmış soruları gördüyseniz eğer, ona benzer sorular gelince yapamıyoruz. Bunun sebebi de grafik bilme işimizden, grafiği anlama işimizden, e, matematik dilini çözmenin aslında e, yollarından biri de konuları öğrenmektir adım adım onun ne ifade ettiğini anlamaya çalışmaktır. Arkadaşlar işte oradaki polinom sorularındaki dinlenleri anlayabilmek için de biz burada fonksiyonları, ikinci dereceden denklemleri, parabol eşitsizlikleri adam akıllı bitirmemiz gerekiyor ki biz oradaki zor soruları çözebilelim. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden bu iki bölümü bitirdikten sonra polinomları araya sokacağım. Onu da aradan çıkaracağız bu şekilde. Normalde TYT kampımızın içinde mevcut. Oradan alıp onu buraya aktarıyor olacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Fasükülde mesela fonksiyonlar fasükülü arkadaşlar benim için en önemli konudur. Yani ilk iki konu. İkinci dereceden denklemler, parabol, eşitsizlikler. İlk iki konu. Burada matematiğin temel taşıdır arkadaşlar. Yapı taşıdır. O yüzden matematik için İlerleyebilmek için bu iki konuyu adam akıllı öğrenmeliyiz. Bu iki konu benim için oldukça önemlidir. Bunu da dile getireyim. Şimdi biz burada fonksiyonları bitireceğiz ama fonksiyonları bitirince neler bitirmiş olacağız? Fazlukü burada 88 sayfa gibi görünse de gerçekten 88'den aşırı fazla yeri kaplayacak değerli öğrenciler. Şimdi aslında ben bir çalışma programı ayarladım. Ders sayımız belli ama arkadaşlar ben görüyorum ki yaptığım analizler takip ettiğim incelemelerim sonucunda şunu görüyorum ki ders süresi 20 dakikayı geçince kopuyorsunuz. Evet orada büyük bir düşüşler yaşanıyor. Özellikle 20 dakikadan sonra. Bunun önüne geçebilmek için verimi artırabilmek için video sürelerini yarım saati geçmeyecek şekilde ayarlayacağım. Orada konu yarım kalsa bile diğer videoya geçeceğim. Bunu bu şekilde yapacağım. yani psikolojik olarak etkilerriz. Halbuki orada videoyu durdurabilir. Daha sonra devam edebilirsin ama öyle olmuyor. Sen bitirmek için çabalıyorsun o etkili verimli süreyi geçiriyorsun. E sadece bitirmeye odaklanıyorsun, o zaman olmuyor. O yüzden video sürelerini yarım saati geçmeyecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Belki 5 dakika geçer, belki 5 dakika az olur ama bu şekilde video sürelerini verimli süreyi artırabilmek adına e, ayarlayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla böyle yapınca da ne olacak? Video sayısında artış olacak. Şimdi video sayısına bakarak da tabii ki yargılarınızı kırın sadece gelen o sürenin 20 dakikalık 30 dakikalık sürenin ne kadar etkili verimli olacağını düşünün kısa sürede sıkılmadan dersleri halletmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi biz burada oldukça kalın bir fasikül çözeceğiz kaynak çözeceğiz dolayısıyla arkadaşlar bir ayda bitmeyecek iki ayda bitmeyecek üç ayda bitmeyecek İnanın bitecek gibi değil. Çok detaylı, güzel sorular var, ağır sorular var, basit sorular da var. Her seviyeden sorular var. O yüzden hocam ben başlayabilir miyim deme başla. Zorlanıyorsan da bir iki ay sonra başla. Ama mutlaka gel bu kampa başla çünkü ben burada sana matematikte çözüm üretmeyi öğreteceğim. Altını çizerek söylüyorum. Tabii ki benim burada çabam yetmez. Senin de üstüne ekleyebilmen, üzerinde düşünmen, tekrar edebilmen, anlamadığın yeri tekrar tekrar dinlemen, çalışman oldukça önemli. Tamam mı arkadaşlar? Yani olay bende bitmiyor. Kendinizi zorlamanız, çabalamanız gerekli. Bunun için de lütfen fedakarlıkta artık fedakarlık yapma zamanı geldi. Fedakarlıkta bulunmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi fonksiyonlar ikinci dereceden denklemler. Parabolü bitirdikten sonra polinomları işleyeceğiz. Ve adım adım ilerleyeceğiz. Zaten biliyorsunuz aslında daha konuşacak çok şey var. Ama burada videoyu uzatmak istemiyorum. Sadece sizlere kalbimi gönderiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum yakında derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.